Eğitim Ekranı Birikim TV online ders kanalımıza hoş geldiniz çocuklar. Ben Dilek Çetinkaya Özler, Fen Bilimleri öğretmeniyim. Bugün sizlerle artık 5. ünitemizde basit makineler konumuzu işlemek için buradayız. Dersimize başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar, isminden de anlaşıldığı gibi basit makineler, oldukça basit, işimizi basitleştiren, kolaylaştıran makineler arkadaşlar. Çevremizde birçok yerde gözlemlediğimiz aletlerin içerisinde basit makineler var çocuklar. Çok az parçadan oluşan, yalnızca tek bir kuvvet çeşidini kullanan makineleri biz ne diyoruz? Basit makineler diyoruz. Basit makineler arkadaşlar insan gücüyle çalışıyor. Örnek vereyim, mesela ceviz kıracağı. Ne yapıyoruz? Ceviz kıracağında bir kuvvet uyguladığımız bölüm var. Yükün bulunduğu bir bölüm var. Yine bir destek noktam var. Biz bunları ileriki derslerimizde göreceksiniz. Kaldıraç diyeceğiz. Böyle ne yapıyorum? İki taraftan kuvvetimi uyguluyorum. Kendi gücümü kullanıyorum. Herhangi bir elektrik motor gücünü kullanmadım. Ve ne oldu arkadaşlar? İnsan gücüyle işimi kolay bir şekilde halletmiş oldum. Mesela diyelim ki biz buna elime aldım. Bazen büyüklerimiz yapmaya çalışıyor. İnce kabuklar kolayca elle kırılıyor. Ama kalın kabukları mümkün değil, kıramıyoruz. Dolayısıyla ceviz kıracağı bizim işimizi kolaylaştırdı. Bir basit makine ve ben bunu insan gücüyle çalıştırdım. İş yapma kolaylığı sağlıyor mu? Evet, normalde cevizi çok zor bir şekilde kıracakken basit makine kullanarak, kıracak kullanarak çok kolay bir şekilde halletmiş oldum. O yüzden iş yapma kolaylığı sağladı. İşin yapılma hızını değiştirir. Belki ben bu elimi aldım, kırmaya çalıştım, cevizi kıramıyorum. Bu elimi aldım, olmuyor. İki elimle yapmaya çalışıyorum, olmuyor. Bakın ne kadar çok zaman harcamış oluyorum. Ama ceviz kıracağı yöntemimle ne yapıyorum? Hemen kıt diye kırılmış oluyor. Yani hızı da arttırmış oluyor. Kuvvetten kazanç sağlıyor arkadaşlar. Belki daha fazla bir kuvvetle aynı işi yapacakken daha az bir kuvvetle ben yine aynı işi başarmış oluyorum. O yüzden kuvvetten kazanç sağlayabiliyor. Hepsi için geçerli değil. Bazılarını da sağlamayacak arkadaşlar. Yoldan kazanç sağlayabiliyor. Evet, yolda kısaltma durumu olabilir arkadaşlar. Kazanç dediğim zaman bir şeyin daha az bir kuvvetle veya daha az yol gidilerek yapılması aklınıza gelmeli. Dolayısıyla kazanç dediğimde ben az uygulamalıyım. Onu anlayın. Yani az kelimesi kazançla bağdaştırılabilir. Yine işten, enerjiden kazanç sağlamaz. Bunun sebebini şöyle açıklayabiliriz arkadaşlar. Neden kazanç sağlamaz işten ve enerjiden? Çünkü ben sonuçta aynı işi yapıyorum. Yani basit makine kullansam da, normal kullanmasam da aynı işi yapmış olacağım için işten, enerjiden kazanç sağlamıyoruz çocuklar. Devam edelim konumuza. Kuvvet kazancı. Birçok bu konuda en çok takıldığınız nokta kuvvet kazancı. Artık bu videoyla birlikte takılmayacağınızı düşünüyorum. Bir yükün kendisinden daha küçük bir kuvvetle dengelenmesine biz kuvvet kazancı diyoruz. Peki kuvvet kazancı nasıl bulunuyor dediğimiz zaman arkadaşlar, biz yükü genelde P harfiyle, kuvveti de biliyorsunuz zaten F harfiyle gösteriyoruz. Öyle değil mi? Kuvvet kazancı dediğimde kuvvet kazancı eşittir diyeceğim. Bakın neymiş? Yükün kuvvete bölümüymüş. Yani P bölü F'miş. Veya nedir arkadaşlar? Şöyle yapalım. Veya hatta tıklayayım, tekrar eski sayfamıza dönelim. Veya arkadaşlar, kuvvet kazancı kuvvet kolu bölü yük kolu. Bunu kaldıraçlara geçtiğimiz zaman daha iyi anlayacaksınız. Ne demek istiyorum kuvvet kolu, yük kolu derken? Kuvvetin desteğe olan uzaklığına kuvvet kolu, yükün desteğe olan uzaklığına yük kolu diyeceğiz. Dediğim gibi kaldıraçlarda detaylı olarak bilgi vereceğim arkadaşlar. Dolayısıyla kuvvet kazancım benim bu şekilde bulunuyor. Unutmamanız gereken yük bölü kuvvet bana kuvvet kazancını veriyor. Eğer benim
kuvvet kazancım bir değerinden, mesela şöyle diyelim arkadaşlar. Kuvvet kazancı KK dedim şöyle. Eğer bir değerine eşitse, kuvvet kazancım bir değerinden büyükse, yine kuvvet kazancım bir değerinden küçükse ne oluyor arkadaşlar? Eğer büyük olursa kuvvetten kazanç, yoldan kayıp var diyorum. Bakın, kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır. Kayıp vardır. Peki hangi oranda? Kazanç oranında kayıp vardır. Bunu da unutmuyoruz. Eğer büyükse. Peki birden küçükse? Tam tersi. Kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır diyeceğim. Kazanç vardır. Eğer birden küçük olursa arkadaşlar. Bakın birden büyük olursa kuvvetten kazancım var. Birden küçük olursa yoldan kazancım var. Peki bire eşit olursa ne kayıp var kuvvetten ne de yoldan kazanç var. Yoldan ve kuvvetten kayıp kazanç yoktur diyoruz arkadaşlar. Kayıp, şöyle elimle yazayım, algılamadı. Kayıp kazanç yoktur diyorum. Kazanç yoktur. Evet, yok arkadaşlar, şöyle göstermiş olalım. Tekrar söylüyorum, eğer kuvvet kazancım birden küçükse kuvvetten kazanç var, yoldan aynı oranda kayıp vardır. Birden büyük küçük olursa büyük olursa kuvvetten kazanç, yoldan kayıp. Eğer birden küçük olursa kuvvet kazancım, yoldan kazanç, kuvvetten aynı oranda kayıbım var. Eğer bire eşit olursa kuvvet kazancım ne yoldan ne kuvvetten kuvvet kazancım kaybım yoktur şeklinde ifade ediyoruz çocuklar. Şimdi bu kısmı da anlattıktan sonra bir basit makineye uyguladığımız kuvvete F, giriş kuvveti diyoruz arkadaşlar. Elde ettiğimiz kuvvette yani yük oluyor P, çıkış kuvveti denilir şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Yine burada bakın birkaç tane basit makinemiz var. Kuvvet değerleri verilmiş. Kuvvet kazancını bulunuz diyor. Yine basit bir örneğimiz. Mesela bunun için arkadaşlar ne yapacağım? Kuvvet kazancı diyorum. KK şeklinde gösteriyorum çocuklar. Yük bölü F'e eşitti. Hepsinde bu formülü uygulayacağım. Yani 75 bölü 25'ten o da ne yaptı? 3 yaptı arkadaşlar. Yine bakın yüküm 60'mış, kuvvetim 180'miş. O zaman şöyle sıfırlar götürdü, 1 bölü 3 şeklinde ifade edeceğiz. Yine burada kuvvetim neymiş arkadaşlar, yüküm neymiş? 50 Newton'muş, kuvvetim de 50 Newton. O zaman kayıp kazanç yok, 1'e eşit diyorum. Yine burada bakın arkadaşlar bir çıkrık modelimiz gösterilmiş. 14 bölü yük 14'müş. P bölü F demiştik. 28'den 1 bölü 2 veya 0.5 diyebiliriz. Kuvvet kazancım birden küçük. Demek ki yoldan kayıp varken kuvvetten kazanç vardır diyoruz. Buraya geldim arkadaşlar. Yine P bölü F formülünü uygulayacağım. 40 bölü 20'den ne yaptı? 2 yaptı diyoruz. Bu şekilde birçok konumuz çıkıyor. Şimdi basit makinelerimizden ilki makara sistemleri arkadaşlar. Biz makara sistemlerini sabit makara, hareketli makara, bir de hareketli ve sabit makaranın bir arada bulunduğu palanga sistemi altında anlatacağız. İlki sabit makara, başlayalım. Şimdi sabit makara ne demek arkadaşlar? Sabit bir yere merkezinden takılı olacak. Var mı? Var. Bakın sabit bir noktaya tam merkezinden takılı olan makaralardır. Çevresindeki ip çekilirse sadece kendi etrafında dönme hareketi yapar. Yani makara kendi etrafında hareket ederken başka bir yere hareket edemez. Neden? Çünkü bu makara sabitleştirilmiş bir makara.
Dolayısıyla kuvvetin yönünü değiştirir. En çok anlamadığınız madde bu. Arkadaşlar, burada bir kolum var değil mi? Aynı ip üzerinde bir taraftan F kuvveti uygulanıyor. Yani giriş kuvveti. Yukarıya doğru yükselen de bir P yüküm var değil mi? P yük demiştik arkadaşlar. Şimdi ben burada normal şartlarda şöyle anlatayım size. Bir tane P yüküm olsun. Ben bir insanım ve geldim bu yükü yukarıya kaldıracağım değil mi? Şimdi ben kuvvetin nereye doğru uyguluyorum? Yere bir şey attım ve onu kaldıracağım. Yukarı doğru uyguluyorum. Peki yükün hareket yönü neresi? O da yukarı. Bakın normalde basit makine kullanmadan ben yönü aynı şekilde uyguladım. Aynı yönde uyguladım. Yukarı yönlü. Ama burada sabit makarayı yani yönünü nereye doğru uyguluyorum? Ben buradan bu ipi aşağı doğru çekerken benim yüküm yukarı doğru mu kalkıyor? Evet. Demek ki kuvvetin yönünü değiştiriyor arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Tekrar kısaca söyleyeyim. Yerden herhangi bir şeyi elimle almaya çalıştığım zaman ne yapıyorum? Kuvveti yukarı doğru uyguluyorum. Çünkü yukarı doğru kaldırmaya çalışıyorum. Yüküm nereye gidiyor? Yukarı yönlü gidiyor. Ama basit makine kullandığımda bakın burada her ikisinin yönü de aynı. Burada ise ben ipi aşağı doğru çekerken yüküm yukarı doğru kalkıyor. Dolayısıyla zıt yönlü. O yüzden sabit makaralarda kuvvetin yönü değişir diyorum arkadaşlar. Aman ha dikkat, buraya dikkat edelim. Kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlamaz. Bunu şöyle açıklıyoruz arkadaşlar. Ben buradan F kuvvetini uyguladığım zaman P yükünü kaldırabiliyorum. Yani sabit makaralarda kuvvet eşittir yük diyoruz arkadaşlar. Kuvvet ve yük aynı büyüklüktedir. Mesela 2 Newton'luk bir kuvvet uygulayarak ben bu yükü 2 Newton'luk bir kuvvet büyüklüğüyle kaldırmış oluyorum. Ya da 2 Newton ağırlığındaki bir yükü 2 Newton kuvvetle kaldırdım şeklinde ifade edebiliriz. O yüzden yük ve kuvvet aynı büyüklükte. Makara ağırlığının ve büyüklüğünün bir etkisi yok. Size sorularda makara ağırlığı önemsizdir şeklinde bilgi verecektir. Şüpheniz olmasın diyoruz. Evet. Hareketli makaraya geçtik arkadaşlar. Hareketli makara yüke takılmıştır arkadaşlar. Bakın burada makara herhangi bir yerinden ya da tam ortasından sabit bir noktaya bağlı mı? Hayır. Nasıl peki? Bakın hareketli makaraya yük takılmış, bunu kastediyor. Dolayısıyla ben bu ipi hareket ettirdiğim zaman makara hem kendi etrafında hem de köşelerinden yanlarından hareket edecektir. İsmi de o yüzden hareketli makara. Çevresindeki ip çekilince dönerek yukarı yönde hareket ediyor. Yani sen şuradaki ipi çektiğin zaman ne oluyor? Buradaki ip de hareket ediyor. Dolayısıyla makara da yukarı doğru hareket ediyor arkadaşlar. Kuvvetin yönünü değiştiriyor mu? Bakalım hemen. Ben buradan ipi yukarı doğru F kuvvetiyle çektiğim zaman buradaki yüküm de nereye doğru? Yukarı doğru hareket edecek arkadaşlar. P yükü yukarı doğru hareket edecek. Burada yönü aynı. Aynı yönlü. Dolayısıyla ne diyoruz? Yön değişmez. Aynı yönlü kuvvet uygulanır diyoruz. Kuvvetten kazanç sağlarken yoldan kayba sebep olur. Şimdi arkadaşlar biz şunu bilelim. Yukarıda uygulanan aynı ip üzerinde gerilim kuvvetleri aynıdır. Yani ben buradan F kuvvetini uyguladığım zaman diğer taraftaki ipte de F kuvveti hissedilecek, uygulanacaktır. Dolayısıyla bir de şöyle bir mantığım var arkadaşlar. Yukarıda, bakın yıldız attım, sınav çözdüren soru. Yukarıdaki kuvvetlerin toplamı, aşağıdaki
Kuvvet toplamına eşittir. Şöyle yazalım. Kuvvet toplamına eşittir. Kuvvet toplamına eşittir. Evet. Şöyle silelim. Şimdi ne demek istedim? Yukarıda o zaman topluyorum. 1F, 1F daha. Ne oldu? 2F'im var arkadaşlar. Eşittir diyorum. Aşağıda da bir P yüküm var değil mi? P yüküm kaç olduğunu bilmiyorum. Bana vermemiş. Sadece P yüküm var. Dolayısıyla buradan F'i yalnız bıraktığım zaman bilinmeyenin yanındaki katsayıya bölersem ne olacaktır arkadaşlar? Ben F'i P bölü 2'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Ne yaptım? Yükün yarısı kadar kuvvet uyguladım. Mesela örnek verecek olursam burada şöyle hemen bir makara çizelim. P yükü ve F kuvvetim olsun arkadaşlar. Burada bana P yükünü 60 Newton vermiş olsun. O zaman ne yapıyorum hemen? Diyorum ki buradan F kuvveti varsa diğer ipte de F kuvveti olacaktır. O zaman yukarıda 2 F'im var. Bu yukarıdakilerin toplamı aşağıdaki kuvvete eşittir. Dolayısıyla 60'a eşittir diyorum. O zaman tekrardan F'i yalnız bıraktığım zaman bakın F neye eşit oldu arkadaşlar? 60 bölü 2 yani 30 Newton'a eşit oldu. O zaman şunu diyorum. Diyorum ki ben 30 Newton'luk bir kuvvetle 60 Newton'luk bir yükü taşıdım. İki katı bir ağırlığı taşımışım arkadaşlar. Dolayısıyla hareketli makaralarda kuvvetten kazanç vardır diyoruz. Hocam başka türlü de anlatsanız şöyle diyeyim arkadaşlar. Hemen kuvvet kazancını anlatmıştım bir önceki videonun başında. Dolayısıyla ne dedim mesela buna 60 Newton olsun dedik arkadaşlar. Kuvvetimizi de 30 Newton bulduk ya F kuvvetini. Dolayısıyla P bölü F değil miydi kuvvet kazancım? P kaçtı? 60 Newton verdim. Kendim soru oluşturdum. F'i de 30 Newton verdim. Dolayısıyla ne oldu? 2. Kuvvetten 2 kat kazanç sağlanır diyoruz. Bu da ispatıydı. Şimdi kuvvetin değeri yükün değerinin yarısıdır. Evet, kuvvet 30 iken yük 60'tı. Makara ağırlığı uygulanan kuvveti etkiler fakat kuvvet kazancını etkilemez. Arkadaşlar makara ağırlığı uygulanan kuvveti neden etkiler onu söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz burada bir P yükü var. Dolayısıyla P yüküne bağlı olduğu makara da var. O zaman makaranın ağırlığı da aşağıya doğrudur. G ağırlıklı bir makara olsun. Tekrar yapıyorum aynı işlemi. Biliyorsunuz yukarıdaki kuvvetlerimin toplamı aşağıdakilere eşitti. Dolayısıyla 2F eşittir G artı P yükü olacaktır. O zaman buradan F P artı 2'ye G artı P bölü 2'ye eşittir. Bakın makara ağırlığı bu şekilde etkili oldu. Sizin için gelmeyeceğini düşünüyorum. Makara ağırlığı önemsizdir şeklinde ifade edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden korkmayın. Şimdi birkaç örneğimizle pekiştirelim değil mi? Mesela ne demiş? Hangi makara sabit makara sayısı, hareketli makara sayısı, kuvvetin büyüklüğü, sabit makara tekrar sormuş. Şimdi baktığın zaman arkadaşlar bunlar merkezinden bağlı değil mi? Dolayısıyla bunlar sabit, sabit, sabit şöyle kestirmeden yazalım. O zaman 3 tane sabit makaramız var. Hareketli makara hiç yok ki burada. O yüzden 0. Kuvvetimin büyüklüğünü sormuş arkadaşlar. Şöyle ifade edebiliriz. Hemen F kuvveti diyecek olursak. Ha, bize 120 Newton'luk vermiş. Şöyle 120 Newton'luk bir P yükü. Dolayısıyla yukarıdakiler aşağıdakilere eşittir mantığından. Burada hissedilecek olanı söylüyorum. 120. Aynı ip geçiyor. Yine 120. Aynı ip üzerindeki gerilimler eşittir 120. 120 şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Tekrar burada 120. Bakın tekrar aynı ip geçiyor. Sabit makaram var. Dolayısıyla 120 olacaktır. Sabit makara sayısı burada 2. Hareketli makaram yok zaten.
kuvvetimin büyüklüğü 120 Newton şeklinde olacaktır. Evet, bu sorumuza baktığımızda sabit makara sayısı, bakın arkadaşlar, bir burada var, bir burada var, bir de burada var. Bu kanca şeklinde gösterilmiş. Dolayısıyla 3 tane sabit makaram var. Yani şurayı böyle bağlı olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Sabit makara olup olmadığını anlamak için. Burada bir tane hareketli makaram var. Görüyorsunuz. Yine kuvvetin büyüklüğünü sormuş. Arkadaşlar bize bunu 120 olarak vermişti az önceki sorunun başında. Yukarıdakiler aşağıdakilere eşittir mantığından. Bu ipler paylaşacaktır buradaki P yükünü. Dolayısıyla 60 Newton, 60 Newton şeklinde olacaktır. Bu ipi sorsaydı eğer burada da 60 Newton olacaktı. Bu ipi sorsaydı 60 Newton olacaktı. Bana F3'ü sorduğu için bu da yine 60 Newton'dur diyoruz arkadaşlar. Eşittir 60 Newton. Devam ediyorum. Sabit makara sayısı. Bakın sabit, hareketli, hareketli, hareketli. Dolayısıyla bir tane sabit makaram var. Şöyle yazayım. Sabit. Hareketli makara sayısı 3. Saydık zaten. Kuvvetin büyüklüğünü sormuş. Bakın arkadaşlar 120 Newton olduğunu söylemişti bana. Az önce sorunun başında. Hemen tekrardan yapıyorum. 120 Newton. Aşağıdakiler yukarıdaki kuvvet değerlerine eşittir şeklinde ifade edecek olursak. Şu iki ip, bakın şu iki ip paylaşacaktır. 60 Newton. 60 Newton olacaktır. Artık siz buradaki aşağı yönlü olan kuvveti yük olarak düşünebilirsiniz. 60 Newton da şu iki ip paylaşacaktır. 30, 30 şeklinde. Devam ediyorum çünkü bana F4'ü soruyor. Burada 30'u yük olarak düşünebilirsiniz aşağı yönlü. Bu da 30'u paylaşacak. 15, 15 şeklinde. Tekrardan arkadaşlar sabit makara olduğu için devam edecek. Ve 15 Newton'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buyurun. 15 Newton. Uygulama 2'ye baktığımız zaman yükleri sistemde 1 metre yukarı çıkarmak için kuvvetin uygulandığı ipi kaç metre çekilmesi gerektiğini altına yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sabit makarada eğer siz bir yükü 1 metre yukarı çekmek istiyorsanız İpi de 1 metre aşağı yönlü çekmeniz gerekiyor sabit makara ise. Mesela şöyle söyleyeyim yönünü. Sabit makarada siz yükü 1 metre yukarı çıkartabilmeniz için yine aynı şekilde ipi de 1 metre çekmelisiniz. Hareketli makarada ise burada olay farklı. Hatta bunun daha kolay bir yolu var. Kuvvet kazancını P bölü F formülüyle bulmayı öğretmiştim. Kuvvet kazancı oranında ipi çekme miktarını da bulabilirsiniz. Yani birbirine eşittir arkadaşlar. Kolay bir yöntem olsun diye. Şimdi burada 1 metre çekmek için yine aynı şekilde zaten makaralar sabit arkadaşlar. Dolayısıyla 1 metre çekmeliyim diyorum. Yükü 1 metre yukarı kaldırabilmek için ipi de 1 metre çekmeliyim diyorum. Burada artık hareketli makaram var arkadaşlar. Hareketli makara olduğu için yükü 1 metre yukarıya kaldırabilmek için bu sefer 2 metre çekmeliyim. Hocam formülle de anlatabilir misiniz diye seslenecek olursanız. Yüküm 120 Newton olsun arkadaşlar. 60 olarak bölüşecekti ve tekrardan F2'ye 60 Newton olacaktı. Bakın aynı ip ya o yüzden, tamam mı? Şimdi P bölü F değil miydi arkadaşlar formülüm? Kuvvet kazancı. Size ne dedim? Kuvvet kazancı oranında ip çekme miktarını bulabilirsiniz dedim. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? 120 Newton'du P. F'i de ben 60 Newton buldum. Bakın 2. Ya böyle yapın ya da arkadaşlar hareketli makarada direktmen kaç tane var? Bir tane var. Demek ki 2 katı şeklinde de ifade edebilirsiniz ip çekme miktarını. Yani bence bu biraz daha kolayınıza gelebilir diye düşünüyorum. Yine de takdir size ait. Evet, burada her ikisi de sabit makara, sabit makarada ip çekme miktarı değişmiyordu arkadaşlar. Dolayısıyla çünkü kuvvet eşittir yük demiştik. P bölü F de birbirine eşit olan değerler olacak ve 1'e eşit olacaktı. Burada artık hareketli makaram var değil mi? Bakın makara hareketli, makara hareketli, sabit, sabit makara var. Yine aynı şeyi yapıyorum arkadaşlar. P bölü F formülünden ip çekme miktarını bulacağım.
120 Newton olsun. Ne olacak? 60. 60 Newton olarak ayrılacak. O zaman yukarıdakiler de 30. 30 olarak olacak ve F4'e 30 kalacak arkadaşlar. Dolayısıyla P bölü F formülünden ben 120 bölü 30 yaparak ne yapmış olacağım arkadaşlar? 4 buluyorum. Şöyle 4 metre çekildiğini gösteriyoruz. İşte bizim böyle hem sabit hem hareketli makarayı bir arada kullandığımız sistemlere bizler palanga diyoruz arkadaşlar. Farklı bir esprisi yok, sadece hareketli ve sabit makaranın özelliğini bilmemiz yeterli bu tür sorularımız için. Mesela buraya baktığımız zaman sürtünmelerin ihmal edildiği sistemde kuvvet kazancı oranlarını yazınız demiş. Şimdi burada P2 dersek, bakın arkadaşlar neden? Kuvvet kazancını ben size bulmayı öğretmiştim. P bölü F formülümüzde buluyorduk. Bu sabit bir makara. Dolayısıyla bunlar birbirine eşitti değil mi? P eşittir F demiştik. Dolayısıyla burada P bölü F birbirine eşitse mesela 2 bölü 2 kaç çıkacak? 1. O zaman kuvvet kazancım 1'e eşittir. Niye? Çünkü sabit makaralarda zaten nedir arkadaşlar? Kuvvet yüke eşittir demiştik. Burada hareketli bir makaram var. Ben buraya mesela ne diyeyim, değer vererek yapalım daha iyi anlayın. 120 Newton. 60-60 mı bölüşecek de? Evet. F2 o zaman ne? 60 Newton'a eşit. Kuvvet kazancını bulayım. P bölü F demekti arkadaşlar. Dolayısıyla P 120 Newton'muş. F de 60 Newton'muş. Ve cevabım 2 olacaktır. Kuvvet kazancım 2. Bakın siz de gördünüz. Yine değer vererek yapıyorum. Daha iyi olsun. Kuvvet kazancı oranında ipi çekmeyi buluyorum. Kuvvet kazancını buluyorum. Bakın P bölü F bayağı bir işime yarıyor. 60-60 olarak paylaşacaktır. Dolayısıyla yukarı doğru da 30-30. O zaman F3 30 mu? 120 bölü 30 diyeceğim arkadaşlar. P bölü F yine 4'e eşit olacaktır. Burada yapıyorum bakın. 120 Newton olsun yine yükü. Devam ettim. Sabit makara değişmeyecek. Sabit makara da değişmiyor arkadaşlar. Niye? Kuvvet eşittir yük demiştik. Dolayısıyla burada 120. Bu da sabit makara. Bu da 120. Dolayısıyla 120 bölü 120'den kaç bulacağız? 1 bulacağız arkadaşlar diyoruz. Evet, palangaları kısaca söylemiştim ama hatırlatmamızı yapalım. Hareketli ve sabit makara gruplarından oluşan sistemlerdir. Sistemde tek bir ip kullanılır. Kuvvet kazancı sağlar. Makara ağırlığı önemsizken. Neden kuvvet kazancı sağladığını söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar hareketli makara var içerisinde. Hareketli makaranın olduğu sistemlerde bizler kuvvet kazancından bahsedebiliriz. Palangayı oluşturan makaraların sayısı kuvvetin uygulanış yönü kuvvet kazancını etkiler diyoruz. Hareketli makarayı yukarıya çeken ip sayısı kuvvet kazancı oranına eşittir. Yani burada kuvvet kazancını isterseniz P bölü F formülünden bulabilirsiniz. İsterseniz de yükü taşıyan hareketli makarayı makaradaki yukarı yönlü ipleri sayabilirsiniz diyor. Bakın kaç tane ip var? 1, 2, 3. O zaman 3F'e eşitmiş her biri F olduğu için. Dolayısıyla ya da şöyle bir yöntem kullanabilirsiniz. Yukarı yönlü kuvvetlerin toplamı aşağıdakilere eşittir mantığından yapabilirsiniz arkadaşlar. Palangalarla ilgili de sorumuzu çözmüş olduk. Günlük hayattaki örneklerini de şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir örneğimizi çözelim. Dersimizin sonuna geldik artık. Şimdi sabit makaraların ismini sormuş. Bakın arkadaşlar bu makara sabit bir noktaya bağlanmış. Dolayısıyla sabit. Bu da aynı şekilde merkezinden sabit olan makaraya bağlandığı için A ve B makaraları sabittir diyoruz. C makarası kaldı, o zaten hareketli bir makara olduğunu görüyorsunuz. Yükü yukarı çeken ip sayısı 3. Neden? Bakın yük burada, bağlı olduğu makara burada. Yukarı yönlü çeken 1, 2 ve 3. 3 tane ipim var. Kuvvetimizin büyüklüğünü sormuş arkadaşlar. Böyle paylaştıracak olsak 10 Newton neden 3 tane? Aşağıdakilerin toplamı yukarıdakilere eşittir. Aşağıda 30 Newton var. O zaman 3 ipim olduğu için 10 Newton, 10 Newton, 10 Newton şeklinde paylaşacaktır. Bu ipin devamına baktığımda da sabit makara etrafında yük eşittir kuvvet anlayışından
ne olacak buradaki F kuvveti? 10 Newton'a eşittir arkadaşlar. Kuvvet kazancı oranımızı biliyorsunuz. Yükü taşıyan makaradaki yukarı yönlü ipleri sayarsak arkadaşlar bulabiliriz. Kaç tane ipimiz var? 1, 2, 3 tane ipimiz var. O zaman kuvvet kazancımız da 3'e eşittir arkadaşlar oranımız. Yine yükü 1 metre yükseltmek için kuvvet kaç metre çekilmelidir? Sorularında da kuvvet kazancı oranınca ipi çekme miktarını bulabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla o da 3'e eşittir şeklinde ifade ediyoruz. Bu haftamız konumuz bitti. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.